Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili öğrenciler, değerli gençler, sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Derslerimize başlamadan önce Allah'ın ismiyle başlıyoruz. Sonra Peygamber Efendimiz'e selavat okuyoruz. Ve ardından da Allahu Teala'dan dersimiz için kolaylık ve başarılar diliyoruz. Bu duayı diğer derslerden duymuşsunuzdur ve ezberlediğinizi düşünüyorum. Hep birlikte söyleyelim. Rabbi yessir ve la tu'assir, rabbi temmin bil hayr. <laughs> Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım işimi hayırla tamamlandır. Değerli öğrenciler, bugün inşallah Camiye gidiyorum 2 kitabının 15. ünitesini işleyeceğiz. Konumuz toplumsal görev ve sorumluluklarımı biliyorum. Toplum deyince aklımıza birçok kişi geliyordur değil mi? Gün boyunca kimlerle görüşmüyoruz ki? Önce ailemiz, sonra komşularımız, sonra arkadaşlarımız ve daha birçok başka kimselerle karşılaşıyoruz. Gelin toplumun en önemli küçük parçasıyla başlayalım. Yüce Allah anne ve babamıza iyi davranmamızı bize emretmiştir. Çünkü ailede sevgi, Mutluluk, merhamet ve huzur karşılıklı iyi davranmakla elde edilir. Anne ve babamızdan sonra bize yakın olan kardeşlerimize ve bütün akrabalarımıza da güzellikle davranırız, onlarla ilgileniriz. Sade çevremizdeki insanlara değil, kendimize de iyi davranmalıyız. İnsan kendisine karşı nasıl iyi davranır? Bu konuyu biraz düşünmenizi istiyorum. anne baba veya sınıf arkadaşınızla da bu konuda fikir alışverişinde bulunun. Sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e sormuş. En çok kime iyi davranmalıyım? Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş ki, annene, sonra annene, sonra yine annene ve sonra babana, sonra da yakın akrabalarına. Yani annemize iyi davranmak o kadar önemli ki, önce üç defa anne, daha sonra baba, daha sonra da akrabaları sayıyor Peygamber Efendimiz. Annemiz bizim için çok değerli. Bizi 9 ay karnında taşıyor, bizi doğuruyor, bize yedirip içiriyor ve senelerce bütün ihtiyaçlarımızı görüyor. Bunları yaparken de seve seve yapıyor. Annelerimizin bizim üzerimizdeki çok hakları var. Onlara iyi davranmamız lazım. Bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 23. ayetinde bize neler buyuruyor? Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anneye babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Anne ve babaya iyi davranmak demek ki Allah'ın emri Onlara ne olursa olsun öf bile demememiz gerekiyor. Onları azarlamayacağız, onlara kötü söz söylemeyeceğiz. Onların kalbini kırmamamız gerekiyor. Çünkü anne ve babamızın bizlerin üstünde birçok hakları vardır. Bugünkü halimize gelmemizi sağlayanlar onlardır. Bizleri yetiştiren de onlardır. Anne ve babamıza iyilikle muamele edince bu yeterli midir? Bakın bir başka hadiste Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını ziyaret etsin. Bizlere gelen misafirleri ikram etmek, aile ve akrabalarımızı ziyaret etmek bir Müslüman olarak görevimiz. Sevgili öğrenciler, bu ayet ve hadislerdeki tavsiyeleri duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Duygularınızı not defterinizi yazın ve hocanızla paylaşın. Bildiğiniz gibi biz insanlar bu dünyada kendi başımıza yaşamıyoruz. Başka birçok insanlar da var. Hayvanlar var, ağaçlar ve bitkiler, dağlar, taşlar var. Herkesin ve her şeyin bu dünyada bir görevi var. Bizim de görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Bu görev ve sorumluluklarımızı eğer yapmazsak başka insanların, hayvanların, ağaç ve bitkilerin hakkına girmiş olabiliriz. Türkçemizde kul hakkına girmek diye bilinen bir tabir var. Bu başkasına ait olan bir şeyi kullanmak, bir insana istemediği bir söz söylemek, arkasına hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmak veya hoş olmayan bir davranış yaparak onu üzmek olabilir. Yani kulun hakkına girmek. Başka birisinin izni olmadan onun eşyasını almak ve sormadan kullanmak da kul hakkıdır. Birisi bize kötülük yapsa, istemeden eşyamızı alsa ve sormadan kullansa, arkamızdan güzel olmayan şeyler konuşsa, kalbimiz kırılır, üzülürüz. Onun bizden özür dilemesini isteriz. Başkasının bize iyi davranmasını ister miyiz? Tabii ki. Biz de ama ona göre davranmamız gerekir. Kul hakkı çok önemlidir ve büyük günahtır. Allah katında affedilmeyen günahlardan biridir. Sadece kimin kul hakkına girmişsek ondan özür dileyerek, yaptığımız hatayı düzelterek, ondan helallik dileyerek affolunabiliriz. Bu nedenle etrafımızdaki insanlara ve canlılara, ağaç ve bitkilere, tüm çevremize iyi davranmalıyız. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele dazu geben. Kulhacke sind die Rechte anderer. Das können sowohl Menschen sein, als auch Tiere, andere Lebewesen, Pflanzen und Bäume und auch die gesamte Umwelt. Wir dürfen, wenn wir draußen spielen sollten, nicht die Rechte anderer Menschen verletzen. Wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir vielleicht eine Straße überqueren, müssen wir auf die Rechte anderer Personen achten. Wenn wir gegen Regeln verstoßen, kann es sein, dass wir viele Rechte anderer Menschen verletzen? Wenn wir draußen ein Vogelnest sehen, dürfen wir es nicht kaputt machen. Damit würden wir die Rechte der Tiere verletzen. Wenn wir ein Haustier haben, zum Beispiel eine Katze, dürfen wir sie nicht schlecht behandeln oder grausam zu ihr sein. Wenn wir draußen sind, ein Kaugummi kauen oder uns ein Getränk gekauft haben, müssen wir deren Abfall in die Mülltonne werfen. Tun wir das nicht, verletzen wir wieder die Rechte anderer Menschen und Lebewesen. Die Umwelt und unsere Mitmenschen sind für uns von großer Bedeutung. Wir sollten sie gut behandeln und mit ihnen gut umgehen. Wir dürfen kein Leid oder ungerechte Taten zufügen. Sevgili öğrenciler, demek ki hep iyi davranmak, kardeş ve arkadaşımızla iyi geçinmek bizim görevimiz. Size küçük bir ödev vereyim. Bir liste hazırlayın. O listenin başına büyük harflerle şöyle yazın. Bunları bana yapma ve altına bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri yazalım. Daha sonra bu listeyi sınıftaki arkadaşınızla karşılaştırın ve ortak noktaları işaretleyin. Arkadaşlar, şimdi kitabımızın 112. sayfasını bir açalım, bakalım. Burada görevler başlığı altında şöyle yazıyor. Aşağıdaki cümlelerde Hayatın çeşitli dönemlerinde insanın aklından geçebilen düşünceleri sıralanmıştır. Cümleleri dikkatlice okuyalım ve en çok dikkatimizi çeken konuyu belirleyelim. Bu konu bizim için neden diğerlerinden daha önemli açıklayalım. 3.1'de dinimiz güzel söz ve davranışlarda bulunmamızı ister fakat bence burada ve diğer başlıklarda hep olumsuz şeyler sıralanıyor. Yani iyi olmayan davranışlar. Fakat bunlar bazen insanın aklından geçebiliyor. İçinden bir tanesini seçerek o konunun diğerlerinden senin için niye daha önemli olduğunu ve niçin seçtiğini açıklayalım. 3.2 ve 3.3'te de aynısını yapalım. Şimdi hep birlikte kitabımızın 115. sayfasını açalım. Orada bulunan hakkını helal etmek başlığı altında bulunan yazıyı beraber okuyalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı çok ilerlemişti. Hastalığı yüzünden güçlükle ayakta duruyordu. Sahabilerden sesi çok güzel ve gür olan Bilal'den bir ricası vardı. İnsanların mescide toplanmaları için herkese seslenecekti. Bilal, Peygamber Efendimiz'in arzusunu derhal yerine getirdi. Medine'de yaşayan Müslümanlar Bilal'in kendilerine seslendiğini duydukları an hemen koşup geldiler. Peygamber Efendimiz toplanan halkın karşısına geçti ve dedi ki: "Ey insanlar! Aranızdan ayrılma vaktim yaklaştı. Sizden birine haksızlık ettimse benden hakkını alsın. Ben varsa hakkını isteyen veya hakkını helal eden kimseleri severim." Rabbimin huzuruna üzerimde kul hakkı olmadan varmak istiyorum. Kul hakkına girmişsek mutlaka yaptığımız hatayı düzeltmemiz gerekir. Mesela tanıdığımız, bildiğimiz birinin hakkına girmişsek gider ondan özür dileriz. İzinsiz bir şey almışsak geri veririz. Bunu yaparken de hakkını helal et deriz. Unutmayalım, bazen istemeyerek veya farkında olmadan da kul hakkına girmiş olabiliriz. Bu durumda çok vakit geçmeden hem özür diler hem de helallik isteriz. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz insanlardan helallik istemiş ve bu davranışıyla bize örnek olmuştur. En son biz kimden helallik istedik? Biraz düşünelim. Helallik almamız gereken birileri var mı? İlk önce en yakınlarımızdan anne babamız, kardeşlerimiz,

die wir respektieren müssen. Wir tragen Verantwortung für uns selbst, unseren Mitmenschen und auch unserer Umwelt gegenüber. Denn Allah hat die Welt für uns erschaffen. Er hat sie uns anvertraut und wir übernehmen nun die Aufgabe, uns um diese Welt zu kümmern. Daher sind wir verpflichtet, würdevoll mit unseren Mitmenschen und mit der Umwelt umzugehen und dabei die Rechte der anderen zu achten und zu sichern. Böylece de dersimizin sonuna geldik. Dersimiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı setsu shopde sayfasından veya caminize en yakın setsu kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.